Erman Erman'ı. Lütfen çiçekler kulise gelsin. Boşu boşuna alkış hiç sevmem. Evet, devam ediyoruz. Hayata bakışınız nasıl? Yeni jenerasyon için ümitli misiniz, ümitsiz misiniz? Yani nasıl bir müzik adına, dünya satına gelecek bekliyor? Yeni jenerasyon derken... ben de nasıl buluyorsunuz kendinizi? Taş gibi, bebek gibiyim. Maşallah, yani. Maşallah. Orası öyle kesinlikle. İnkar edenler taş olur, bunu söyleyeyim. Son zamanlarda çıkan bir şarkıcımız var. Aleyna Tilki çok beğeniyorum. Son evet. Zamanlarda pop müziğine değişik evet. Bir açı getirdi. Evet. Değişik çok bir tarz getirdi. Başarılı. Ve ileride de dünya çapında da bizi temsil edeceğine inanıyorum. Evet. Başarılı. Yani Tarkan biliyorsunuz megastardı, onu bunu yaptı. Ben söndü gitti. Aile babası olmayı tercih etti. Ama Aleyna Tilki gerçekten sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. İnşallah. Ve inşallah öyle olur. Onun şansı ufak yaşta başlaması. Evet, evet. Ve sesi yani rahmi almış şuraya bir şey evet. Koymuş böyle. Çok tiri tiri evet. Çok güzel. Onun dışında yeni jenerasyonu çok fazla yok. Evet, yok. Zaten yeni şey de yok. Yani hayat da yok. Bir şey de yok. Bir de şu var. Kelimeler tükendi. Yani bazı şeyleri alıyorlar, tersten yazıyorlar, ortadan alıyorlar, başa koyuyorlar, artık duygu tükendi, kelime tükendi. Şimdi kalıcı bir şey yok. Evet, o yok işte, yani, o yüzden olmuyor bir yani. Bir ay, iki ay dinleniyor şarkılar, evet. Yayınlanıyor. Ondan sonra ben hatırlamıyorum. Evet. Sahnede istek geliyor mesela. Bir şarkı çıkıyor, bir ay istek geliyor, iki ay evet. Geliyor. Üç evet. Aydan sonra unutuluyor, gidiyor. Unutuluyor. Ben de unutuyorum. Evet. Bu hangi şarkıydı diyorum değil mesela. Mi? Kalıcı bir şeyler yapmak önemli benim için. Telefon bağlantımız varmış Aleyna Tilki hatta. Aleyna'cığım, ne yapıyorsun? Size ulaşmak isteyenler size nasıl ulaşsın insanlar ve niye ulaşsınlar size? Yani şöyle, iş için ulaşabilirler. Yani. Instagram adresimizden evet. Veya plak şirketimizden evet, gerçekten. Ulaşabilirler. Konser ve bayi toplantıları için, organizasyonlar için. Evet. Sağ mısın, onun dışında zaten ulaşmana da gerek yok. Ulaşan evet, ulaşıyor arkadaşlarımız. Yani düğünler olabilir. Tabii ki tabii. Ay sünnet düğünlerine koşa koşa ben de gelirim. Kına geceleri. Kına geceleri. Sağ müzik ve Instagram Seda Bütün. Evet Seda Bütün. Seda Butun olarak Butun. Ekliyorlar. Evet. YouTube'da da aynı şekilde YouTube kanalı. Seda'cığım bütünü de güzel, Butun'u da güzel merak etme. Peki hayatım. Ben bir soru sormak istiyorum. YouTube adına bir şeyler düşünüyor musun? Düşünüyorum. Çok değişik projelerim var. Evet. Bu konuda da seni kullanmayı düşünüyorum. Ozan'cığım diye. Kullan beni. Ama değerini, tecrübelerini. Estağfurullah. Tabii ki. İstiyorum. Güzel proje düşünüyorum. Aklımda var. Yine şarkılarımızı yapacağız. Ama onun dışında kanalımla ilgili biraz büyütmeyi düşünüyorum. Ve nasip olursa da Eda'yla da çalışmak ay, istiyorum. Çok seninle istiyorum. De çalışmak ay, çok istiyorum. Istiyorum. Eğer kafamdaki şeyi tasarlayabilirsek Türkiye'de bir ilk yapacağız. Tamam. Siz tasarlayın. Siz tasarlayın. Ben sözünü geçireceğim. Bir de şöyle bir şey sormuş sayın patronum. Tekrar düet yapmayı düşünüyor musun ve yapmak istersen kiminle? Düet yapmayı düşünüyorum. Yani istediğim birçok kişi var tabii ki. Ama tabii bu işler herkes firmaya bağlı olduğu için hani istemekle olmuyor. Evet. Bazı prosedürler var. Nasip kimle olursa. Yani. Var ama. Hani isim verecek olursak Ajda zaten tamam. Geç olmasın, yok, güç olsun, Ajda güzel olsun. Zaten hiç kimse olmasın. Tabii çömemiş. Yani o bir yani, şeydir. Benim yani, için o bir hayal ama yani, tabii ki Allah nasip ederse son nokta. Evet. Bildan 26-34 sormuş. Bacağındaki dövmesinin anlamı nedir? Dikkat edilen şeyler. Ben her zaman dövmelerin yaptıracağı kişinin, şahsın kendini temsil etmesini taraftarıyım. Evet. Yani sevmesinden ziyade. Ve mesela kolumdakinde Çince Sedam yazıyor. Tabii biz öyle biliyoruz ama evet. Yazdığını bilemeyiz açıkçası. Bacağımda da İtalyanca uzaklığa rağmen vefa asil insanların kudretidir yazıyor. Aynı kadar. Güzel. Eda sana bir soru sormuş. Kimse ben sordum. Evet. Sizi buraya getiren en önemli gerçek düşünceniz nedir? Çok güzel bir soru. Aslında Ozan'cığım sana ayıp olmazsa senin programını yaptığın işleri çok beğeniyorum ama daha çok böyle bir konseptin içinde olmayı çok merak ediyordum ve çok hoşuma gitti. İnşallah bu zaman
zarf içerisinde. Önümüzdeki günlerde de güzel bir İnşallah. Program düşünüyoruz. Tekrardan konuk olmak isterim. Tabii ki. Konseptin çok güzel. Niye biliyor musun? Aile sıcaklığında olduğu için. XXXX diye biri daha bir şey sormuş. Keşkesi var mı? Varsa nedir? Keşke mi? Severim. Keşke. Keşkesi var mı? Keşkem var mı? Hiç keşkem olmadı. Hayatım önce hiç pişman olacağım. Hiçbir şey yapmadım hayatımda. İstediğim her şeyi yaptım. Allah bana nasip etti. Ben ne yaptım? Ay ben gidiyorum. Keşke o zaman tanışmasaydım diyorum. Bir de keşke. Lanet olsun o günler. Ve son soru. Sevgi selam. Hobisi ve fobisi nedir? Bende panik atak var. Bayağı bir fobim var. Ya. Fareyi hiç sevmem. Ay iyi kim sever ki? Gördüğüm an hemen zıplarım. Yani aynen. Yüksek neresi varsa oraya çıkarım. Hobilerim spor yapmak. Evet. Çok belli oluyor yalnız. Sporu çok seviyorum. Zaman zaman ara veriyorum. Ve şarkı yapmak, söz yazmak. Beste yapmak. Şarkı arkadaşlarımla beraber oturduğum zaman. Ah lafını kestim. Benim şarkı sözlerim var zamanında yazdığım. 33 tane. Saklı öyle duruyor. Sararmış sayfalar. Görseniz bulursam size birim onu değerlendirin. Seda'dan şimdiden bir söz almak istiyoruz. Yılbaşı çekimi yapacağız düşünüyoruz. Bir hafta kala, yılbaşına bir hafta kala. Bir yer olacak. Bir mekan gibi bir yer. Orada bir yılbaşı çekimi yapacağız. Sanatçılar çağıracağız. Sen de aradın. Hangi sanatçılar? Kadıncağız her sanatçı da çıkmaz. Yok ya. Şaka yapıyorum. Öyle. Ben tanımıyorum neyse. Gelirim inşallah. Nasip olursa vaktimiz müsait olursa evet, geliriz. Evet. Ben diyecektim. Çünkü eşit olabilir. Dünya hali her şey olabilir. Yeni yıl çekimlerimizin olmadığı bir gün ayarlarız. Evet, ortak bir gün belli. Tamamdır. İnşallah. Güzel geçirelim. Eğleniriz. Hayır, tamam. Haydi. Kız. Gülüm var. Gülüm. Şarkının müziğin olduğu her yerde. Evet. Aynı ben de öyleyim. Vallahi bunu söylemiştim herhalde. Evet. Bir de bir şeyin dalga tutuyor. Neyi de başka bir şey neyse. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok şey var tabii ki ama öncelikle çok teşekkür ediyorum sizin gibi güzel insanlarla tanıştığım için. Canım benim, o senin güzelliğin. Eda'cığımın kibar karşılaması. Ay rica ederim. Senin öyle, değerli eşin öyle, ekip arkadaşların. Çok iyi insanlarsınız. Ben iyi insanları çok seviyorum. Hayatta hiç kimseye bir kötülüğüm olmamıştır. Olmaz da. O yüzden herkes kalbinin ekmeğini yer. Ben de bunca yıldır kalbimle yürüyorum. İyi olsunlar. Yani başka söyleyebilecek evet. Bir şeyim yok. Ozan TV ailesi gitgide büyüyor. Sen de Ozan TV ailesine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Benim sizlerle ailemiz. Ay canım benim. Arkadaşım bana ufak bir hediye almış Eda'cığım. Teşekkür canım ederim. Benim, çok ilgisi. Rica ederim. Tesadüftür ki ben de ona bir hediye aldım. Sanki sözleşmiş gibi. Ruhlarımız evet, herhalde evet, böyle evet, birazcık evet. Konuştular sanırım. Ay çok teşekkür ederim. Ben de sana ederim. Da hediye etmek istiyorum. Ay çok sana layık değil ama. Ay estağfurullah efendim. Ay estağfurullah ne demek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ay rica ederim. Konuk aldığınız ay, çok için. Çok nice. Çok teşekkür çok güzel ederim. Ağırladığınız için. Ah canım benim. Çok nice. Teşekkür ederim canım. Geldi. Mua. Mua. İlerik sektörü inşallah. Ozan'la sevgili eşine. Güzel evet. Bir hediyem var sürprizim tamam. Var. Benim de size var efendim tekrardan. Onu söyleyeyim. İnşallah. Biz böyle hediye hediyesiyle kapılara gideriz. O bana bin ona, bin ona, bin ona hep böyle devam eder. Dostun yanına gitmek, evet. Hediyesiz gitmek. Evet. Neye küfür etmek gibi bir şey. Buğdaysız. Değirmene gitmek şey. Ben zaten. Ay değirmenci nasıl acaba? Kastım falan. O zaman şarkıyı alalım mı? Hadi biraz peki, edelim. Hadi bakalım. Bana mikrofon verin. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Müzik
Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Yapması gerekiyor. İki yandan öğrenecekler. Kayıttayız efendim. Ay öyle mi? Yerli aşkım yerli bak. Çok ışıklardan sıçacak. Ay evet hayatım. Ay. Ne kadar iyisin. Ay rica ederim. Ne demek efendim. Çok teşekkür ederim. Nasıl iyiydiniz? Çok kompleksiz. Çok böyle insancı. Çok mersi. Çok sevgili olsun. Sen de öylesin Seda. Tamamen egosuz, mütevazi, çok pırıl pırıl bir insan. Evet bence de pırıl pırıl. Shining bright. Eda'cığım evet. Fesameli veriyorum sana. Ne? Program bitti. Aaa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 a
Seda. Ben Seda. Pazar günü. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.